Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Güvercinlerimiz 2 gün sonra geldi. Dişisi girdi abi şeyine, salmalığına. Erkeği de üstte. O da girmeye çalışacak ama nasıl girecek? Bak şu tavuk. Büyüdü lan oradan. Ya bu tavuklar var ya. Tavuk olduğu yerde de güvercin pek şey olmuyor arkadaşlar. Gidecek abi. Arasına ya işte bu tarafa atlasa girecek aslında ama. Olsun, gene geldi yani. Hani 2 gündür çatıda yatıyorlardı, acıktılar, geldiler şükür. Alışmışlar yani, hani öyle söyleyelim arkadaşlar. Aslında rüzgarla orada uçurmayacaktık ama dedim ki en azından hani uçmazlar, biraz etrafta dolaşırlar, hani böyle yürürler yerlerde, ama maalesef ki direkt saldığımız gibi hemen uçunca biraz sıkıntı oldu. Ama yine 2 gün sonra tekrardan geri geldiler. Şimdi aşağı inemiyor hayvan. Abi burada yatsa bilmez mi ya? Ya burada yattım zaten. Şu tarafa doğru abi. Ama. Görsün. Şöyle ya, tavuklar geliyor o zaman. Şöyle ben bir hadi, hadi oğlum. Bence ayağı sıkıştı abi. Yok be, gidiyor oğlum. Hadi. Hadi oğlum, atla oradan aşağıya işte. Atla yemini, hadi. Tutar bence. He? Tutarsın abi. Tutarım da. Yaparsın abi, hadi. Ah be. Bak, bak buraya takıldım bak. Bak buraya takıldım vallahi, yoksa yakalayacağım. Tutayım mı? He, dur dur. Takıldım o tele ya, bak şurada bir tane tel var ulan. Neyse. Tutardım adamı. Dişi girdi içeri. Şimdi ben bunu tekrardan şöyle biraz getireyim arkadaşlar. Tutarsın abi bir sefer. Ya aşağıya bakıyor da. Hadi be oğlum, şuradan atla aşağıya gir. Şurada teller var ya oğlum, şunlara takılmamak lazım. Hadi oğlum, hadi bu tarafa, bu tarafa. Hay Allah'ım yarabbim. Bekle, şöyle şuraya bassam olmaz değil mi? Bekle, bekle gelsin. Bekle gelsin hemen. Korktu abi şu an, uçacak. Hadi, hadi oğlum. Biraz bana yaklaşsana, bana biraz yaklaş. Yaklaştı bana abi. Tuttun abi, hadi. Tutarsın. Evet. Evet, yakaladık. Bak abi, tutarsın dedim ben sana. Tamam. İlk tane şu, bak şu tel var ya bak. Şuna takıldım, yoksa şey yapacaktım, yakalayacaktım. Hadi hadi, acıktınız, hadi acıktınız. Gidin oğlum. Direkt şey evet gidin. Arkadaşlar, kuşları da yakaladık. Tamam, tekrardan kümeslerine geri geldiler. Biraz acıkmışlar. Biz onlara yem zaten var içeride yemi de. Güzel, şimdi yemini yesin. Biz de bugünkü yumurtalarımızı toplayalım. Odun kuruyor. Evet, kabımızı aldık. Bir yumurta toplayalım. Bu arada saç tıraşına gidemedim arkadaşlar. Gideceğiz. Az kaldı. Hadi bakalım. Lan indi. Benim ne işim var lan burada? He? Kasaları da böyle yaptım arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur. Kasaları böyle yaptım. Hayvanlar içeride yatıyorlar çok fazla. Şurada 3 tane varmış. 5 tane. 5 tane yumurta buradan aldık. Şimdi habeşlere gireceğiz hemen. Habeşler de yoktu sanki abi. Habeşlere bakıyor musun? Var mı yok mu değil mi? Şu kapıyı şey yapman lazım. Durman lazım değil mi? Kapı neteşesi şey geldi ya. Evet. Çıkıyor abi ben kapıyı. Ben girdim abi içeriye. Ya ben buradan çıkıyorum içeri. Hadi lan, yumurta yok mu lan? Lan terbiyesizler, niye yumurta yerleriniz bunu? Şerefsizler. Neyse. Önemli değil. Oroz bak vurmadı, gördün mü? Alıştı abi artık bize. Aynen, oroz biraz alıştı. Önceden vuruyordu da. Şimdi yine öyle biraz artistik yapıyor ama neyse. Hadi fazla bakalım. Bir şey yapamıyor. Evet. Oko. Odun kırdı biraz. Gökdeniz. Gel abi. Evet arkadaşlar. Alalım, toplayalım. Ne dedik? 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve sürpriz 14,5. Evet arkadaşlar, şimdi hadi bakalım bu horoz yumurtası diyelim. Tamam, ben önceki videolarımı biliyorsunuz, horoz videosu, horoz yumurtası videosunu çekmiştim bayağı önceden, birkaç tane falan. Horoz vardı. Yok ki abi. Evet, horoz yok. Ne oldu? Demek ki bu horoz yumurtası değilmiş. Yani kendi gözümle gördüm diyen abilerimiz vardı ama yani horoz yok, yılda bir kere yumurtlar, 5 kere yumurtlar, yok bilmem kaç, 5 senede bir kere yumurtlar, yok o yumurtayı elmas oluyormuş da, ya kardeşim
kulaktan duyma şeylerle yani milleti kandırmayın yani. Hani oyalamayın, anladın mı? Atmayın yani bir tarafınızdan. İzlemek için yapıyorlar. Horoz yok abi. Hani horoz nerede? He? Bir tane bile horoz. Ya horoz nerede kardeşim? Bu hani horoz yumurtası ya. Konuşmayın abi öyle boş boş. Neyse arkadaşlar, siz de onlara itibar etmeyin. İtibar ne diyor? Öyle bir şey yani. Onlara kanmayın, inanmayın. Hani abi horoz nerede? Yok. Horoz yok. Horoz yumurtası var. Nasıl olacak o iş? Neyse. Evet. Gökdeniz abi, sen al bunu, ben alayım. Ah, hadi sana yine kıyam yap. Evet arkadaşlar, odunları kırdık böyle. Sobayı yakacağız birazdan. Havalar soğudu gerçekten de. Evet, kış geldi. İyi lan valla, güvercinler geldi. Koko, oraya bakamayacaksın değil mi? Ben bakarım şimdi oraya. Jilete. Bakacağız, jilete de bakacağız. Yumurtamız var mı yok mu diye. Evet arkadaşlar, şimdi kafesi komple temizledim. Zaten civciv çıkartmıyoruz. Evet. Biliyorsunuz kafesi de bakalım artık. Bir ihtiyacı olanı buradan, yani buradan birini veririz bakalım. Var mı bakalım yumurta? Var. Yumurta var. Güzel. Kaç tane yumurta almıştık be? 14,5 var oluyor. 14,5. 14,5 oldu, 15,5. İyi, günde 15 tane yumurta da iyidir. 70 tane tavuktan ne kadar iyiyse, değil mi? Yani şimdi yumurta fiyatı, hani onu da konuşalım. Getir abi. Yumurta fiyatı nasıl? Şimdi abi bu yumurta, tamam mı? Normalde biz bunu kaç kuruşa mal ediyorduk? Hani bunun bilmem araştırmasını yapıyorlar. Cartun curtunu yapıyorlardı. Ben şimdi şuraya oturacağım. Şimdi arkadaşlar bu yumurta 40 kuruşa mal oluyordu. Şu anda nereden baksanız 70 kuruşa mal oluyor. Yani %100 bir zam koydular. Yani yumurta yemi olsun, işte yemleri olsun. Sadece yumurta yemine değil. Zaten biz şu anda yumurta yemi almadık. Almayacağız da. Böyle giderse hiç alamayacağız. Sadece buğdaydan devam edeceğiz. Bir de geliştirme yemimiz var. O da civcivler için arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir de geliştirme yemi alıyoruz şu anda. Bunlar da büyüdükten sonra sadece buğday vereceğiz. Bakacağız yani. Çünkü yumurta yemi fiyatları olsun, o olsun, ona zam, buna zam, şuna zam, her şeye zam olunca gerçekten de biraz sıkıntı oluyor. Yumurta fiyatı da nereden baksanız, lan birbirini dövmeyin, nereden baksanız 2 liraya bulur mu? Bulur diye düşünüyorum yani. Çünkü gerçekten de çok fazla yem fiyatı fazla olduğundan dolayı yumurtaların da fiyatı artacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de eğer böyle düşünüyorsanız aşağıya yorum olarak yazın yani. Hani gerçekten de çıkar mı? Çıkar ama şimdi yani aslında düşmesi lazım yani. Hani yumurtayı biz eskiden biliyorsunuz 10 kuruşa, 15 kuruşa, 20 kuruşa yumurta alıyorduk. Hani bakkala götürüp işte çekirdek alıyorduk ya, bir şeyler yapıyorduk yani. O zamanları hatırlar mısınız bilmiyorum ama ya bizim zamanımızda öyleydi. 2-3 tane yumurta götürürdük. İşte çikolata alırdık, bir şey alırdık. Ama şimdi ya şunun bir tanesini götürüyorsun. Hadi 1,5 liradan saysa bile çikolata olmuş 2 lira. Alamıyorsun ya. Yani. Alım gücü maalesef ki ülkemizde biraz fazla düştü. O yüzden de dediğim gibi bir iş yaparken güzel düşünün yani. Hani öyle ben alayım 500 tane tavuk bir çakayım, öyle alayım bir sürü yumurta da işte satayım. Siz bilirsiniz. Ben ne diyor, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil abi. Neyse bu kadar konuştum. Böyle konuşmamı istiyorsanız, arada böyle muhabbet videosu olsun istiyorsanız da hemen aşağıya yorum atıyorsunuz, like atıyorsunuz arkadaşlar. Güvercinlerimiz geldi, onları yakaladık, yumurta topladık, odunlarımızı aldık içeriye. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.